YouTube kanalımızda aktif derslere devam ediyoruz arkadaşlar. Konumuz gelişmiş İngilizce cümleler nasıl kurulur? Bakalım birinci serimiz başlıyor. Haydi videomuz başlasın. Birinci cümle geldi. Bence yabancı dil eğitimi kişisel ve mesleki gelişim için önemlidir. Bunu ister YDS'de görün, ister IELTS sınavında, TOEFL sınavında görün. Bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu cümle bize ne anlatmak istiyor? O yüzden writing yapmak gerçekten burada çok önemlidir arkadaşlar. Bakalım, bence diyor. I think olabilir. In my opinion olabilir. Hemen yazıyorum. Benim fikrime göre, bence. Özneye bakalım. Cümlenin sonuna gidiyorsunuz öncelikle. İçin önemlidir. Ne önemlidir? Yabancı dil eğitimi. Görüyorsunuz burada. Hem education'ı kullanabilirsiniz. Studying'i kullanabilirsiniz. Bakın eğitim, öğretim anlamında kullandım. Studying, yabancı dil, a foreign language. Özlemimiz budur. Studying a foreign language. Şimdi önemlidir diyor. Bakın ben buraya hiç bakmıyorum. Ben direkt olarak özneden sonra cümlenin sonuna gideceğim. İçin önemlidir. Demek ki burada to be fiili kurmamızı istiyor. Is important ya da significant kullanabiliriz. Crucial kullanabiliriz. Önemli sıfatları. Tamamdır. Ne yapmak için? Bakalım. Kişisel ve mesleki gelişim için fiil var mı? Yok. O zaman for'la bağlayabilirsiniz. Fiil olsaydı for artı verb ing olurdu. Ya da to verb 0 olurdu. Mak, mek için anlamında amaç bildiren ifadeler. Öncelikle kişisel diyeceğiz. Personal. And'i koymamız istiyor. Koyuyorum and. Mesleki gelişim deyip bitireceğiz. Professional'dan bahsediyor yani. Gelişim. Improvement olur. Development olur. Development diyorum. Cümleyi kapatıyorum. Bakalım doğru mu yazdık? In my opinion, bence, benim fikrime göre, studying a foreign language, yabancı dil eğitimi, yabancı dil öğrenmek, buna çalışmak, is important for personal and professional development. Yani kişisel ve mesleki gelişim için important, önemlidir deyip cümleyi kapatmış oluyoruz. Cümlenin dizimi, cümle nasıl kurulur, gelişmiş bir cümle nasıl elde edilir bu şekilde görebilirsiniz. Devam edelim egzersizlere. Geçen yaz arkadaşlarımla birlikte bir yurt dışına gezisine çıktım ve dil becerilerimi geliştiren harika bir deneyimdi. İki tane cümleyi fark ettiniz ve bunu and ile birlikte bağlıyor. Öncelikle burayı yapacağız. Yani go on a trip. Ama nasıl trip? Trip abroad. Yurt dışına çıkmak anlamında. Öncelikle geçen yaz diyorum. Cümle dizemi bozmuyorum. Virgül, last summer virgül. Ben çıktım. Özne ne? I. Ne kullanacağız burada? Go on a trip. Bu bir yolculuğa çıkmak demektir. Geziye, seyahate çıkmak demektir. Ama yurt dışına doğru, yurt dışına diyeceğiz. Abroad kalıbını kullanacağız. Çıktım. Geçmiş zaman, last gördüğümüz zaman verb 2'yi kullanacaktık. O zaman went'e döndürebiliriz şunu. Last summer I went on a trip abroad. Yurt dışına doğru bir geziye çıktı. Arkadaşlarımla kaldı. With my friends diyorum. Virgülü koyuyorum. Fend boys bağlaçlarından, sadece iki cümle arasında kullanacak bağlaçlardan bir tanesini koyuyorum. And ve dil becerilerimi geliştiren harika bir deneyimdi. Ne? Yani o komple bu gezi it öznesini yapabiliriz rahatlıkla. It. Cümlenin sonuna bakıyorsunuz. Harika bir deneyimdi. Hareketli fiil var mı? Yok. O zaman to be fiille kurun. Geçmiş halde was harika bir deneyimdi diye bir sıfat tamamısını koyun. A fantastic. İstediğiniz sıfatı kullanabilirsiniz bu arada. Fantastic experience. Experience. Fantastic yani muhteşem, harika bir deneyimdi. Okey. Şimdi adjective clause giriyor. Şurayı yazdım gördüğünüz gibi. Arkadan çevirmeye devam ediyoruz. Sondan gelerek buraya kadar gelip bitireceğiz. Geliştiren deneyim. Dikkat edin. Geliştiren deneyim. Demek ki fiil ismi atıfta bulunuyor. İsim niteleniyorsa bu objective clause'dur. İnsan dışı varlık mı? İnsan dışı varlık. That ya da which ile birlikte bağlayabildik. That ile bağladım. Geliştirmek fiilini ikinci halde getirin. Improve olsun mu? Improved. Ne olmuş oldu? Şuraya dikkat edin bakın. Experience
that improved. Geliştiren deneyim olmuş oldu. Sadece neyimi geliştiren ona bakalım ve bitirelim. Dil becerilerimi, my language skills diyeceğim, bitireceğim. Okey, şöyle bitirmiş oluyoruz. Yani bunlar aslında birer deneyimdir arkadaşlar. Göre göre zaten bu yapıların farkına varabilirsiniz. Daha rahat bir şekilde. Bu normalde A1, düzeltiyorum, B1, B2 cümlesi. B2'ye daha yakın bir cümle. Ama bana A1 gibi geliyor. Niye? Ben bunu sürekli görüyorum. Sürekli deneyimlediğim için bunlar bana artık çok basit hale gelmeye başladı. Siz de bu şekilde yaparak, writing üzerinden yaparak, yanlışlarınızı da görerek daha iyi bir İngilizceye hakim olabilirsiniz. Devam ediyorum. Bir tane daha bakalım. Seyahat etmekten hoşlanıyorum. Birinci cümle. Çünkü bağlaç gibi, because bağlacı, bana farklı kültürleri deneyimlememe ve yeni insanlarla tanışma şansı veriyor. Bu da ikinci cümle. Bir gelsin. Seyahat etmekten hoşlanıyorum. O zaman enjoy kullanalım. Farklı fiilleri elbette kullanabilirsin. Love, like kullanabilirsiniz arkadaşlar. Enjoy'dan sonra direkt olarak verb ing getireceğim. Genellikle yaptığımız bir şey kullanmak için gösterebiliriz. Şöyle, I enjoy traveling. Ben seyahat etmekten hoşlanıyorum. Because diyorum. Bağlacı ortaya koyduğum için herhangi bir noktalama işareti koymuyorum. Dikkat edin. Because. Çünkü o, yani bu durum, it öznesinden bahsediyor. Bana nokta 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 yapma şansı veriyor. Yani give chance'den bahsediyor burada. It öznesini koyuyorum. Bana veriyor. Bir simple present tense yapalım. Genel olarak düşünelim yani. It gives me. O bana veriyor. Ne? Şansı veriyor. The chance. Şansı, olanağı, imkanı veriyor. Basit bir simple present tense cümlesi. Olay bundan sonra başlıyor. Şimdi bundan sonra fiil kullanmamızı istiyor. Fiil. Eylem, verb. Bakalım. Farklı kültürleri deneyimleme. Bu bir. Yeni insanlarla tanışma, bu da iki. İki tane yapıyı fiille birlikte bağlıyor. Deneyimlemek fiili, experience fiili, tanışmak fiili, meet fiilinden bahsediyor. İsimlerden sonra İngilizce'de ne kullanırız? Yarın infinitive konusuna gidin. İsimlerden sonra to infinitive kullanılır. To, verb 0. End koyuyorum, to, verb 0. Bu şekilde gideceksiniz, noktaya koyacaksınız. Farklı kültürleri deneyimlemek. Experience, yani şuraya koyacaksınız. Experience. Farklı kültürler diyeyim. Different cultures. End koyuyorum. İkinci isim yapısı gelsin. Fiilleşmiş isim. Yeni insanlarla tanışma diyeyim. Bitirin. To meet new people deyip bitiriyoruz. Bakalım cümleye. I enjoy traveling. Seyahat etmekten hoşlanıyorum. Because. Çünkü. It. O. Gives me the chance. Nokta 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 şansı veriyor. To. Ne yapma şansı veriyor? To experience different cultures. Farklı kültürleri deneyimlemek. And to meet new people. Yeni insanlarla tanışma şansı veriyor deyip bitirmiş oluyoruz. Devam edelim. Dil öğrenen biri olarak İngilizce kitap okumayı hem keyifli hem de faydalı buluyorum. Yani I find ile birlikte devam edeceğiz orada. Bir şeyi buluyorum anlamında kullandığı zaman I find devamında fiilimizi gerund olarak getirirsiniz arkadaşlar. Bu da temel bir kuraldır zaten. Gerund infinitive find fiilinin kuralıdır. Öncelikle burası. Bakın. Dil öğrenen biri olarak. Olarak anlamında biz hangi kalıbı biliyoruz? As'i biliyoruz. As a language learner olur mu? Basit bir simple bir tamlama yaptım. Sıfat tamlaması, dil öğrenen şeklinde. Aslında sıfat da değil, isim tamlaması gibi bakın. Bir dil öğrenen kişi şeklinde düşünebilirsiniz. As a language learner. Şimdi ben faydalı buluyormuşum. Cümlenin sonuna gidiyorsunuz. I find. Ben buluyorum. Ne yapmayı? Birincisi bu. Bir, kitap okumaya faydalı buluyorum. Hem keyifli hem de faydalı buluyorum. Şöyle. Yani şunu buluyorum. Nesneyi arayacağım ilk olarak ben. Özne, yüklem, nesne kavramını kuruyoruz. Yani subject, verb, object şeklinde. Özne, yüklem, nesne ne? Kitap okumak. Reading.
Books, hani kitapları okumak diyelim. Okey, ama İngilizce kitaplar okumak tabii ki. In English diyelim şöyle. Mutlaka bir İngilizce dilinde derken onu in English ile birlikte bağlarsınız. Hem de şeklinde de I find nokta nokta buluyorum şeklinde girmiş olacağız zaten. Both and kalıbı hatırladınız arkadaşlar. Hem nokta nokta hem de nokta nokta deyip bitireceğiz. Keyifli ve faydalı deyip bitireceğiz. Keyifli, enjoyable. Faydalı, useful, beneficial kullanabiliriz. Noktayı koyalım. Bakalım kalıba. As a language learner, dil öğrenen biri olarak I find, şöyle yapalım. I find reading books in English. İngilizce kitaplar okumayı buluyorum. Ama nasıl buluyorum? Both enjoyable and beneficial. Hem eğlenceli hem de faydalı buluyorum demiş oluyoruz. Şurayı sildiğiniz zaman, kırmızıya boyadım. Bunu sildiğiniz zaman basit bir şekilde nokta nokta olarak buluyorum şeklinde. Ama bir şeyi buluyorsanız nesneyi araya böyle sıkıştırıyorsunuz. Bir tane daha yapalım son olarak. Ekip çalışması, teamwork'ten bahsediyor. Sınıf arkadaşlarıyla ortak projeler yoluyla geliştirilebilecek önemli bir beceridir. Bu da tam bir B2 C1 cümlesi olmuş. Ekip çalışması özne konumdaki ifade. Yani klasik teamwork'ten bahsediyor burada. Teamwork. Bu özne konumdaki ifade. Cümlenin sonunda hemen gidiyorum. Önemli bir beceridir. Simple bir to be fiil cümlesi. Is'le birlikte başlıyorum. Önemli bir beceridir. Essential'ı kullanacağım bu sefer. Gerekli, önemli anlamında. An essential skill. Önemli bir beceridir, yetenektir demiş olduk. Dikkat edin şimdi. Buradan devam edeceğim. Buradan değil. Çünkü burayla bağlantılı. Burada bir ejective clause var. Geliştirebilecek, bak, geliştirebilecek beceri. Fiil, ismi niteliği, o zaman ejective clause, relative clause'u, yani sıfat cümlecini kullanabilirsiniz. Şimdi bundan sonra bir bağlıyorum that'le birlikte. Geliştirilebilecek. Burada bir pasif ifade var. Normalde bu fiil geliştirmek demektir. Geliştirilebilmeke dönmüş pasife çevirebiliriz. Ve bir de ebilmek, kabilmek kullanmış. Bir de can modulu kullanalım. Demek ki can modulu pasif göstereceğim. Nasıl? Modul be verb 3. Can be verb 3. Geliştirmek fiili. Gelişmek fiili nedir? Develop ya da improve. O zaman developed olarak gelsin. Bakın, geliştirilebilen de olur. Geliştirilebilecek de olur. Önemli bir yetenek, beceri demiş olduk. Tamam. Şimdi burayı görmüyorum. Bura en son. İle diyor bakın. Bura en son arkadaşlar. Ortak projeler yoluyla, yardımıyla true kullanabiliriz. True. With the help of, via. Bunları getirebilirim. By. Bunları getirebilirsin. Bunlar aracılık ifade eden edatlarda. True. Ortak projeler. Yani ortak çalışılabilecek. Belki collaborative olabilir. Ya da işte common olabilir. Collaborative olabilir. Collaborative projects. Sadece şu kaldı. Sınıf arkadaşlarıyla with classmates diyorum. Noktaya koyuyorum. Bakalım cümleye. Teamwork is an essential skill. Ekip çalışması önemli bir beceridir. That can be developed. Geliştirilebilecek bir beceridir. True aracılığıyla, yoluyla collaborative projects with classmates, sınıf arkadaşları, ortak projeler yoluyla, aracılığıyla geliştirilebilecek gerekli, önemli bir beceridir demiş oluyoruz. Gelişmiş cümleler İngilizce'de aslında gerçekten çok kolay bir şekilde yazılabilir. Bu yazıldıktan sonra, buna alıştıktan sonra speaking yapılabilir arkadaşlar. Kendinize güvenin sadece. Bunun için işte gördüğümüz gibi zaten kelimeye ihtiyacımız var. Gramatik özelliklere ihtiyacımız var. Çok boğulmamıza gerek yok gramatik özelliklerde. Yani bilmemiz yeterli zaten, üstüne çok 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 düşmemize gerek yok. İşte insanlı varlıklarda, zaman ifadelerinde, yer ifadelerinde, işte neden olduğu zaman işte the reason why kullanırsın vesaire vesaire. Çok ifade var zaten.
Ve bu sayede bu videolarla birlikte de çok rahatlıkla bunlara hakim olabileceksiniz. Sürekli bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenelim ve Instagram'da da bizi takip edebilirsiniz. Orada da zaten 65 bin takipçimize ulaştık. Sizleri de bekliyoruz. Aramızda görmekten mutluluk duyarız. Orada da Reels videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. İkinci derste hoşçakalın.